Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bildiğiniz gibi son Brawl Talk'un içerisinde kulüplerle ilgili bir dizi güncelleme yapılacağı bilgisi verilmişti. Hatta bu güncellemeler için şu anda 100 kişi olan kulüplerimizin 30 kişiye düşürülmesi gerektiğini de bizlere söylediler. Eğer 30 kişiye düşürme işlemini siz yapmazsanız biz sizin yerinize yapacağız ama 30 gün içerisinde bunu siz yapabilirsiniz şeklinde bir bilgi verdiler. Peki 30 kişiye acaba nasıl düşürebilirler ve bu güncelleme ile birlikte kulüplere ne gibi yenilikler eklenecek? Bu videoda bunlara bakacağız. Bu bir teori videosu arkadaşlar ama teori videolarımız genellikle çok yüksek oranda gerçek oluyor. O yüzden de yeni kulüp güncellemesiyle birlikte neler gelebileceğini şimdi birlikte yorumlayacağız arkadaşlar. Bu videoya desteğiniz çok önemli. Lütfen aşağıdan bir tane like atmayı unutmayın. Bir 5000 like gelirse çok ama çok sevinirim. Öncelikle Brawl Talk'un içerisindeki kulüp güncellemesiyle ilgili söylediklerine bakıp sonra da neler gelebileceğini tek tek sizlere aktaracağım. Ama ondan önce yemek sepetine bu videoya sponsor oldukları için çok teşekkür ederim. Yemek sepeti benim ilk günden beri kullandığım ve gerçekten bulunmuş olduğunuz bölgedeki tüm restoranları size bağlayan tek tıkla sipariş verebileceğiniz inanılmaz bir kolaylık. Özellikle canlı yayınlarda falan da bazen sipariş veriyorum. Hani böyle bir şey yemek istiyorsunuz ama o yemek istediğiniz şeyi nereden sipariş edeceğinizi bilemediğinizde de çözüm yemek sepeti. Şu an yemek sepetinin ana sayfasında indirim yağmuru isminde bir bölüm var. Bu resmin üstüne tıkladığınız zaman bulunduğunuz bölge içerisindeki en az %25 indirim kazanabileceğiniz restoranların listesini görebiliyorsunuz. Şu anda 10.000'den fazla restoranda %25 ile 50 arasında indirim uygulanan inanılmaz bir kampanya. Ben şimdi buradan bir tane sipariş oluşturacağım. Zaten günlük olarak yemek sepetinden siparişlerimi veriyorum arkadaşlar. Canlı yayından takip edenler biliyor. Mesela bu indirim bölümünde %50 indirim olan bir yer seçeceğim. Meşhur un kapanı pilavcısı. Buradan seçebiliriz. Pilavı çok seviyorum ve buradan şimdi sepetime beğendiğim birkaç tane ürünü ekleyeyim. Bir tane pilav üstü ciğer, hatta bunu 1,5 yapabiliriz. Evet, şöyle yapalım, 1,5 ekleyelim. Bir tane de cacık söyleyelim yanına. Evet, bir tane de cacık söyledim ve sepetimizi bu şekilde oluşturduk. Normalde 87 lira olması gereken sepet tutarı 43 lira 50 kuruş. Siparişimi şu anda oluşturdum. Geldiği zaman güzel bir şekilde karnımı doyurabileceğim. Dediğim gibi siz de 10.000'den fazla restorandaki %25 ile 50 arasındaki bu indirimleri kaçırmayın. Yemek sepetine tekrar teşekkür ettikten sonra şimdi gelelim kulüp yani klanlara ne tür güncellemeler gelebileceğini. Şimdi bizimle paylaştıkları bilgiler içerisinde 100 kişilik kulübü 30 kişiye düşürmemiz gerektiği söylendi. Eğer biz bunu yapmazsak bizim yerimize yapacaklarını söylediler. Peki bunu nasıl yapabilirler? Ben kendi fikirlerimi söyleyeceğim arkadaşlar burada. Birincisi, tabii ki sizin de tahmininiz bu yönde olabilir. Mesela kupa sıralamasına göre bakıp en sondaki 70 kişiyi otomatik olarak kulüplerden atabilirler. Ben böyle olacağını pek zannetmiyorum. Çünkü mesela yetkili olanlar var. Diyelim ki başkan yardımcısı, herhalde başkan yardımcısını falan atmaz. O yüzden önce bir yetkilileri kenara ayırırlar. Daha sonra bir ihtimalde bence aktifliğe bakabilirler. Bakmayabilirler ama olabilir. Hani böyle belki 2 aydır girmeyen birisi varsa önce o en az aktif olanları gönderip ondan sonra kalanları gönderebilirler. Ve en sonda da artık kupaya göre kalan bütün herkese otomatik bir şekilde çıkaracaklarını ve kulüpleri otomatik şekilde 30 kişiye düşüreceklerini düşünüyorum. Peki bu güncelleme acaba ne zaman gelebilir ya da kulüplere neler gelebilir? Şimdi biraz da bunu konuşalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar en son Brawl Talk 21 Ağustos tarihinde yayınlandı ve bize 30 günlük bir süre verdiler ve bugün 20 Eylül tarihindeyiz. Yani 30 günlük sürenin bitmesine bir gün kaldı. Yarın o 30 günlük süre bitecek ve bu 30 günlük süre bittiği zaman artık kulüplerle ilgili gelecek bu geliştirme, güncelleme, artık her neyse bununla ilgili bir haber almayı bekleyebiliriz. Kulüplere gelebilecek 3-4 tane farklı şey var. Bunların hepsini sizlerle şimdi paylaşacağım. Siz de mutlaka fikirlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Öncelikle biliyorsunuz Clash of Clans'ta aslında Supercell'in diğer oyunlarına baktığımız zaman neler gelebileceğini az çok tahmin edebiliyoruz. Clash of Clans ya da Clash Royale'e baktığımız zaman Klan Savaşları isminde bir şey var. Clash Royale aynı Brawl Stars gibi birebir karşılıklı savaş üzerine kurulu. Clash of Clans öyle değil. Clash of Clans'ta köyünüzü kuruyorsunuz ve daha sonra Klan Savaşları için birisi gelip saldırabiliyor. Klan Savaşları gibi bir şeyin geleceğini ben çok fazla zannetmiyorum. Dediğim gibi bu bir teori arkadaşlar, benim şahsi fikrim ama klan savaşları için çok uygun olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Brawl Stars'ta birebir olarak karşıdaki klanla savaşmanız gerekiyor. Yani diyelim ki bir kulüple karşılıklı bir savaşa girdiniz. Oradaki oyuncuların online olması lazım ki onlarla savaşabilin. Bu da çok mümkün olmayacağı için böyle bir şey olması bana biraz daha zor bir ihtimal gibi geliyor ama inşallah olur. Tabii ki de kulüp savaşları gibi bir şey olması çok çok iyi olur. Clash Royale'de aslında kulüp savaşlarını yani klan savaşlarını yaptılar. Nasıl yaptılar? Siz
siz bir klan olarak bir karşınızda diyelim ki 4 tane klan geliyor. Siz oradaki oyuncularla değil de o anda klan savaşı yap butonuna basan dünya üzerindeki herhangi bir oyuncuyla kapışabiliyorsunuz. Yine Brawl Stars'da da böyle bir şey tabii ki de yapabilirler. Yani direkt olarak belki oradaki kulüplerle değil ama dünya üzerindeki farklı bir oyuncuyla savaşıp eğer kazanırsanız o maçı, bu 3'e 3 mod olabilir, belki farklı bir mod olabilir ama eğer kazanırsanız klan savaşı için puan kazanabilirsiniz. Ama dediğim gibi Brawl Stars'a çok uygun gelmiyor bana. O yüzden klan savaşları benim için biraz daha geri planda olabilir. Benim şahsi tahminim bu yönde. Peki 30 kişiyi düşürdükten sonra neler yapılabilir? Biraz isterseniz bunu düşünelim birlikte. Bildiğiniz gibi Clash of Clans içerisinde klan oyunları diye bir şey var. Ya da yeni gelen Everdale oyunu var. Belki oynayanlar vardır. Biz de canlı yayınlarda falan oynuyoruz. Everdale'da da bir vadi var ve ortak bir şekilde bir şeyler yapıyorsunuz. Kulübün 30 kişiye düşmesi bana klan oyunlarına benzer, ortak klana yani kulübe daha doğrusu bir görev verilecek. Örnek veriyorum, kulüp olarak toplamda 50 kill al falan gibi bir görev olacak. O görevi tamamladığınız zaman da bir puan kazanacaksınız. Ve o puanlar toplanacak, klan olarak ortak bir şey yaptığınız zaman o puanlarla da belirli ödüller alacaksınız. Örneğin mega kutu, büyük kutu ya da rozet. Benim güçlü teorilerimden bir tanesi klan oyunlarına benzer. Klandaki o 30 üyeyle birlikte ortak görev yapıp o ortak görevle bir şeyler kazanabileceğimiz bir şey olabileceği yönünde. Klan savaşları ve klan oyunlarının dışında başka neler var diğer Supercell oyunlarında ya da başka neler olabilir? Üçüncü örneğimizde aslında Clash Royale'de var bir takas sistemi. Kulüpteki arkadaşlarla kart takası yapabiliyorsunuz Clash Royale içerisinde. Peki bu Brawl Stars'a eğer eklenirse nasıl bir şey yapılabilir? Oyunun içerisinde belirli şeyler, yani çok yüksek olmamak, çok böyle hani maliyet olarak yüksek olmayan şeyler. Mesela efsanevi karakteri kendi aranda takas edemezsin tabii ki ama mesela rozet vesaire gibi şeyleri belki kendi aranda takas edebileceğin bir şeye geçebilirler. Aynı zamanda şöyle bir durum da var arkadaşlar. En son Brawl Talk'un içerisinde normalde Brawl Talk'larda şey diyorlardı. 2 ay sonra görüşürüz diyorlardı. Son birkaç Brawl Talk'tur bu şekildeydi bildiğiniz gibi. Ama 21 Ağustos'taki son Brawl Talk'un içerisinde böyle bir şey söylemediler. Çünkü biliyorsunuz Ekim ayının sonunda bir Cadılar Bayramı var. Cadılar Bayramı'nın da bir güncellemesi, bir hani birkaç geliştirmesi, belki harita eklemesi, oyun modu eklemesinin de yapılması lazım. O yüzden ben mutlaka ara bir güncellemenin de olabileceğini daha önceki teori videolarımda söylemiştim. Ve bu ara güncellemenin içerisinde klanlarla ilgili bu konu artık bitmiş olur ve bizimle paylaşırlar mı bilmiyorum ama en azından bir ipucu vereceklerini tahmin ediyorum. Yani tamamen bitmiş olmasa bile hani şöyle şöyle şeyler olabilir gibi bir ipucu vereceklerini tahmin ediyorum. Ve son dördüncü teorim de şu yönde arkadaşlar. Bu aslında biraz daha hani Clash of Clans Clans'taki klan oyunları dedik, klanla birlikte ortak görevler vesaire yapma şeklinde. Biliyorsunuz Supercell'in en son çıkan oyunlarından, daha doğrusu şu anda beta testinde olan Everdale diye bir oyunu var. Ve bu oyunda bir köy kuruyorsunuz, daha sonra bir vadiye katılıyorsunuz. Vadi kulüp gibi düşünebilirsiniz ve daha sonra vadinin içerisine de belirli şeyler inşa ediyorsunuz. Ve bunu yapabilmek için de o vadideki her köy, yani her oyuncunun bir şeyler yapması gerekiyor, yoksa başarısız oluyorsunuz. Benim tahminim klan oyunları gibi ama biraz Everdale'daki vadideki o geliştirmelerin yapılması gibi tüm kulübün bir arada çalıştığı zaman ancak çok iyi bir şeyler yapabileceği ama eğer kulübün içerisinde bazı arkadaşlar o görevleri vesaireyi yapmazsa geride kalınabilecek bir şeyler gelecektir diye tahmin ediyorum. Siz de bu konuyla ilgili mutlaka tahminlerinizi yorum kısmına yazmayı unutmayın arkadaşlar. Kulüplerle ilgili gelebilecek 4 tane farklı tahminimi sizlerle paylaştım. Bunlardan bir tanesi, belki birkaç tanesi gelecektir diye düşünüyorum. Diğer oyunları da ben takip ettiğim için hani farklı klanlarla ilgili neler olabilir diye baktığım zaman birlikte işte sıralamaya girme vesaire gibi şeyler oluyor genellikle ki o zaten Brawl Stars'ta var. Onun dışında da bu söylediğim 4 tane alternatiften birisi olabilir diye tahmin ediyorum. Umuyorum video hoşunuza gitmiştir dostlar. Çok yakın bir zamanda bununla ilgili bir açıklama yapılacağını düşünüyorum. Çünkü sosyal medya üzerinden bizimle bu bilgileri paylaşacaklarını söylemişlerdi ve dediğim gibi zaten o 30 günlük süre dolduğu için artık yavaş yavaş kulüplerle ilgili neler gelebileceği bilgisini bizlerle paylaşacaklardır. Zaten önce bize gelirse biz de direkt olarak bunu sizlerle video olarak paylaşacağız. Videoyu beğendiyseniz lütfen dediğim gibi aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı unutmayın arkadaşlar. Bu videoya 5000 like gelirse yeni teori videolarıyla karşınızda olacağım. Aynı zamanda bu tür güncel Brawl Stars içeriklerini kaçırmamak için kanala aşağıdan ücretsiz şekilde abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Ve son olarak marketten de kod bölümüne Onur yazarak bana destek olabilirsiniz. Yemek Sepeti'ne de tekrar bu videoya sponsor oldukları için çok teşekkür ediyorum. Çok kolaylaştırıyor işimi. Gerçekten özellikle böyle hani çok vakti olmayan ama hızlı bir şekilde yemek siparişi vermek isteyen herkesin kullanması gereken çok güzel bir uygulama. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.